Diyor ki evladım, diline sahip ol. Ey gidi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe dedi ki ya Resulallah, bana dedi cennete gitmenin en kolay yolunu göster. En kolay. Hadi daha kolay olmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen böyle yaptı. Dedi buna sahip ol. Diline sahip ol dedi. Ne dedi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? İki dudağı arasına, iki bacağı arasına sahip çıkana cennete söz veriyorum. Bak söz veriyorum diyor ha. Ona bu yetkiyi veren kim? Allah Celle Celaluhu. E peki kardeşler, bu dil, bu çene bizim, bu boş konuşmak, bu lüzumsuz konuşma işleri bizi Allah aşkına nerelere götürür? Mala yani terk etmek imandandır. Bir kişi diyorsa Allah Celle Celaluhu beni seviyor mu? Allah Celle Celal bana kıymet veriyor mu? Diyorsa ben sana çok güzel bir örnek vereyim. Sen Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar kıymet veriyorsan Allah Celle Celaluhu sana o kadar kıymet veriyor. Sen günde Rabbine kaç saat ayırıyorsun? Sabah aç kronometreyi. Akşama kadar bak. Yap bir ses kaydı. Akşama kadar kaç defa Allah diyorsun be? Namazı kıl yat aşağı. Namazı kıl selam ver kaç odaya. Namazı kıl hemen devam. Zikir, tesbih lazım. Hakiki kalben. İşte diline sahip ol evladım derken Allah için konuşacaksan konuş. Estaizu billah, bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihen ve kâle inneni minel müslimin. Bu ayeti ezberleyin, kafanıza yazın. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bak yine dön dolaşı neye geldi? Şu dile geldi. Yani konuşurken Allah için konuşan, Allah rızası için konuşandan daha düzgünü güzeli yok. Bin defa söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, bana her şeyi bildirdin, insanlara sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Dedi ki ya Musa, her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Bak işte diline sahip çık ama konuşacaksan adam gibi konuş. E şimdi kardeşim ayet konuşuyoruz, taşlanıyoruz. Hadis konuşuyoruz, uydurma, kaydırma, sallama, zayıf, bilmem ne. Hakaret, 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 hakaret. Umurumda mı? Vallahi değil. Ben hadis okuyacağım. Beyefendinin işine gelmeyecek. Bu uydurma, hurafeci lan bunlar diyor. Mahşerde göreceğim sizi. Mahşerde göreceğim sizi. O bize uydurmacı diyenler, o hurafeci diyenler. Mahşerde göreceğim sizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Benden bir hadis işten faziletliyse, zayıf olsa bile onunla amel etsin ya. Zayıf olsa bile ama amel var içinde. İşin içinde amel varsa. Allah aşkına ben sana desem ki 100 rekat namaz var. Sevabı şu şu şu. Namaz kılsan zarar mı? Ya namaz kılıyorum. Ben burada hadis zayıf diyelim. Hadi desene uydurma hadis. Ya uydurma hadise içinde namaz var. E sen zaten namaz kılmak istemediğin için zayıf diyorsun. O namaza yanaşmak istemediğin için uydurma diyorsun. Sosyal medyada her tarafta adımız çıkmış hurafeciye. İstediğin kadar de. Geçen bir arkadaşla konuşuyorum. Diyor ki falanca medresede diyor genç talebe, bak daha yeni ya, yeni talebe. Oturup diyor halka yaptı, konuşuyoruz diyor. Şimdi bir şey diyeceğim, ağzım bozmuyor diyor, neyse. Neyse bebeler, yeni etme bebeler diyeyim en hafifi. Diyor ki Cübbeli Hoca diyor işte hurafeci murafeci diyorlar diyor. Ya oğlum sen hayırdır ya, kimsin ya? Ya bak işte bu ne biliyor musun? Bu hani adam olmuş da beyefendi eleştirmeye başlamış paşazadeler. Kendini bir halk zannedenler. Ya sen kimsin ya? Ya mesela öyle bir şey söyleriz ki ulan der hakikaten kabak gibi uydurma, bu kadar da değil yani. Ayva ile alakalı hadis-i şerif var mı kardeşler? Var. Ayvanın faydalarıyla alakalı var. Hadislerde kitaplara geçer. Ayva. Araştır bulursun. Ama ben sana kardeşim işte kardeşler işte hıyar öyle bir şeydir ki bir hadis var. Ya böyle bir hadis. Zaten hadis kendini belli eder. Bizim konuştuğumuz hadis-i şeriflerde, rivayetlerde bir sapkınlık aramak isteyen zaten bulur. Bizim hurilerle alakalı videomuzda
bütün memleket bize karşı cephe aldı. Vallahi de umurumda değil. Nebe suresi 33. ayet. Nebe suresi. Hani bildiğiniz tabirde amme. Amme biliyorsun. Amme tebareke amme var ya, oradaki amme suresi. Nebe suresi geçer. 33. ayet. Girin Google'a, Nebe 33 yazın. Meal yazın. Bütün meallerde yazanların hepsini burada söyledim. Bunlar uydurmacı, bunlar hurafeci, bunlar sapık, bunlar şöyle bunu. Ya bir gidin be kardeşim ya. He. Şu var bak, mesela şu örneği veriyorum. Bunu ehli sünnet hocaların çoğu da yaşıyor mesela. Bazen hak olan bir şey konuşuyorsun, öyle linçliyorlar, öyle hakaret, öyle yerlere çekiyorlar ki insan konuştuğuna pişman olur. Evet. Niye? Bazen şu lafı söylüyorum yani. Her şey her yerde konuşulmaması lazım mesela. Ya Allah aşkına soruyorum. Bizim konuştuğumuz en çok mesela patlayan mevzulardan biri bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine geçen, ilmihal kitaplarına geçen tuvalet adam mevzusu. Biliyorsunuz. Hala ve hala eleştiriyorlar. Bak gram umurumda değil. Ama üzülüyorum. Bugün bizi eleştirenler taharat almasını bilmiyor. Bana diyor ki, yine paylaşıyorlar. Ya daha yeni yeni. Ha Hüseyin diyor bizi de eleştirmiş diyor. Ben burada geçen onlara bir video yaptım. Bak diyor bizi eleştirmiş. Yine üstüne uzay mekiği videosu koymuş. Allah'ım delireceğim ya. Ya arkadaşım sen uzay mekiği yap ya. Tamam. Ben tuvaletçiyim tamam. Allah Allah. Tamam abi ben tuvaletçiyim. Biz taharat almayı bilmiyoruz. Bilmeyenleri öğretiyoruz tamam. Yavrucuğum yap uzay mekiğini, beraber uzaya çıkalım hadi. Allah Allah ya. Ne kadar çok biliyorsunuz ya. Yeni yetme bebeler. Cübbeli hocaya neler. Ya bir şey diyeceğim, ağzımı bozacağım bir daha. Neyse bozmayayım, yine bozmayacağım. Boş ver. Ama işte insan dayanamıyor. Herif yani medreseden ayağını atan Allame-i Cihan sayıyor kendini. Böyle bir şey de var tabii. Tabii tabii. Onlara o gazı verenler de var. İcazet tabii kardeşim. İcazetimiz var. İcazet, icazet. Ne işe yarıyor lan icazet? Ne işe yarıyor icazet? Ben icazeti küçümsemiyorum ha. Küçümsemem. Biz buradan kaç tane adam yolladık medreseye? Hafız oldu, hoca oldu be. Kaç tanesine teşvik verdik? Küçümsemiyorum ama sen kendini medresenin kapısına gidin de Allame-i Cihan zannedeceksin. Ona buna laf atma şeyi sende olmayacak. He dediğim gibi bazen insan gerçekten pişman olur. Diline sahip ol meselesiyle alakalı. Adımız hurafecilere çıkıyor. Hiç sıkıntı yok. Ehl-i sünnet hocaları hiç problem yok. Bakıyorsun geçen gün yine tam video aklımda kalmadı da yine hocaları bir tane ehl-i sünnet hocaları. Aman ya Rabbel Alemin. Ne küfürler, ne hakaretler, ne tehditler. Ya arkadaşım ya. Ama yapanların sayfasına baktığın zaman arkadaşlar ne çıkıyor? Rakı rakı. Anladınız değil mi arkadaşlar hangi cemiyet? Rakıcılar. Rakıcılar, alnı secdeye gitmeyenler, hadis yorumluyor ya. Ayet konuşuyorsun, ayet yorumluyor. Alnı secdeye değmemiş. Akşama kadar elinde bira rakı olanlar, namaz kılanları eleştiriyor. Ne diyeyim, Allah onlara da akıl fikir versin. Amin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله